Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Bizlerge Ramazan ayı rozasını tutmakını farz kılgen Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizlerge Ramazan keçelerini bedar utkazışını sünnet kılgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durudlar bulsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'ya bir adede şükürler olsun ki Ramazan ayı'ya barçamız sağ selamet, tinç aman yetip gelip bu mübarek ayının kündüzlerini, rozasını tutuş, keçelerini hatm-ı Kur'an bilen bir dar utkazış taktiğe müyesser olup durumuz. Bu elbette her bir bende için katta bir baxt, saadettir. Her bir Ramazan, mu'min Müslüman bendenin hayatında en güzel mevsimlerden biri bo'ladi. Bu ayda mu'min Müslüman bendeler juda ko'p hayır barakatlarga sahip bo'ladilar. Bu ayda fazli ko'p, karami ko'p, hayri ko'p, barakasi ko'p. Ana shu barakalardan bittasiga buyurgi Ramazon sharifdagi darslarimizni bag'ishladik. Va bu darslarni Ramazon oyi axloqni sayqallash, qalbni poklash, nafsni tozalash oyidir deb nomladik. Zaten Ramazan-ı Şerif ibadeti, rozesi, başka ondaki ibadetler hakikatten hem mumun Müslüman bendeni ahlakını seykerleşke, kalbini pakleşke, nefsini tazeleşke, güzel insani sıfatlar ben sıfatlenişke yardım veredigen bir mevsimdir. Şu manada ruhi terbiye ilmi nima degani ekanligi, ruhni terbiyeleş qandoq bo'lishi, ruh bilan jasadni orasidagi demak uzviy bog'liqlik, ruhni salohiyati bo'lmaguncha jasadni salohiyati bo'lmasligi, bu ilmni tarixi, unda yozilgan kitoblar, shunga o'xshagan narsalarni avvalgi darslarimizda aytib, siz bilan biz bandalar o'zimizga farz bo'lgan ibodatlarni axloqimizni tuzatishga qanday vosita qilishimiz to'g'risidagi mavzuga ko'chdik. Bu borada o'tgan darslarimizda tahorat va namozni axloqimizni go'zallashtirish borasidagi tutgan o'rni to'g'risida so'zlashib o'tdik. Bugun dinimizni iymon va namozdan keyingi 3-chi rukni bo'lgan zakot ibodatining mu'min bandani xulqini sayqallash, qalbini poklash, nafsini tozalashdagi tutgan o'rnini gapirib o'tmoqchimiz. Lekin o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Zakot nima-yu? Uni siz aytayotgan mavzuga bog'liqligi bormi o'zi? Zakot nima? Zakotni fuqaho ulamolarimiz ta'riflab aytadilarki, zakot maxsus moldan maxsus bo'lagini maxsus kishiga Alloh buyurgan ibodat niyyati bilan berish.
Şu zakat. Bir adam boyakken malini sapka yetipti, mahsus mal buldu. Ana şu malıdan şeriatta görsatılgen kısmını çıkarıptı, bu mahsus bolek buldu. Onu abarı bir kambağarga veripti, o mahsus şahs buldu. Hop, ne oldu? Pulunu aldı, abarı buraya veripti. Bu yerde kalp kayırdayı, ahlak kayırdayı, nefs kanı. Şu adlı inerse, pulunu senedi, sesini saldı, abarı buraya verdi, kaydı gitti. Kanak olup bir yerde ahlak saygılana diyor, kalp hakıza bula diyor, nefs cilalanıp doğru yolda düşerdi. Cevabı gel, ayetler diyor ki, zakat sözünü özü paklanış diyor. Zakat sözü Arapça söz bulu, lugavi manası tazadanış ve ziyade buluş manasını anlatır. Paklanış ve ziyade buluş manası gel, Araplar şu zakat sözünü işletir. Demek zakatın özü de, ismi de, sözü de paklanış manası var. Zakat bergen adamın malı kambagallarının hakkıdan paklanır. Bronun malı nisabka yetse zakat veriş farz buladı. Çünkü onga kambagallarının hakkı koşulup kaldı. Malını vermezden, zakatını vermezden malını hoşu boyunca alıp yürse kambagallarının hakkı koşulgenliği için malı iflas buladı. Haram olup kaladı. Endi mahsus kısmını çıkarıp abarı egesine verdi mi bu oşu kagahını tazelenmedi. Tazelenmesinden birge zekatını vergenliği için Allah Teala bu malga bereke ata koyadı o ziyade buladı. Bana bu logat cihetinden zekat ibadetini paklanışa bağladı. Endi zekatını farz buluşu doğrusudaki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nazil kılgen ayetine nazar salıyorduk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amvalihim sadakatan tutahhiruhum ve tuzakkihim. Yapını kareyim. Bana şu ayet ile zekat veriş farz bugün. Allah Teala özünün Habib Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a buyruk veriyordu. Huz min amvalihim. Ularını, Müslümanlarını malıdan alın. Ne mene? Sadakaten zekatını. Müslümanlarını malıdan, yani nisabka etken olsa zekatını algın, tutahhiruhum, ularını pakreysen, ve tuzakkihim, ve ularını tazaleysen. Hem pakrereken, hem tazalereken. Arap dilindeki tutahhiruhum, biz pakreysen de tercüme kılıyorken söz, hem maddi, hem manevi paklik işletiler. Namaz okuyana taharet kılışımız şundan. Kulumuz, ayağımız, yugan cayımız pak buluşu, taharet paklanıştı gani. Hani indi tüzekkihim, tazaleysen de tercüme kriyatkenimiz bu manevi paklanıştını uzge işlemeler. Demek zekat arkali insan paklanırken, malı maddi manada paklanırken, kalbi manevi manada paklanırken. Hop, zekat bergen adamını zekat vergen adamını. Kanda kılıp kalbi paklanadı. Nemeden paklanadı? Siz bilen biz yakışı bilişimiz gerek ki dünyanın muhabbeti, malı dünyanı, pulunu, baylikini muhabbetinden ziyade buzguncu muhabbet yok. Kaysi bir bende malı dünyaya uç koysa, şunu arkasından kuvadigan bulsa, o malı dünya onu özüge kuluklu olalı. Mal ne mi dese, pul ne mi dese şunu kıladan bulalı.
Birovni aldagin ko'payaman desa aldaydi. Birovni haqqini urgin ko'payaman desak, birovni haqqini yeydi. Falonchiga zulm qilgin, men ko'payaman desa uni ham zulmni qiladi. Ya'ni mol dunyoning muhabbati barcha buzg'unchiliklarni, axloqsizliklarni bosh bo'ladi. Endi molni ushlab olgandan keyin bermay yursa nima bo'ladi? Baxil bo'ladi. Dunyoda o'ta baxillikdan ko'ra yomon dard yo'q. Ya'ni ma'naviy dard, qalb dardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, la yastami'u fi jawfil mu'mini al-iman wash-shuh. Mu'minning ichida deydi payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar. Mu'minning ichida iymon bilan o'ta baxillik jam bo'lib turmaydi ekan deydi. Yo unisi bo'lish kerak, yo bunisi bo'lish kerak. Ana zakot bergan odam o'z ixtiyori bilan, birov majbur qilmaydi. O'z ixtiyori bilan pulidan, hayvonot boyligidan, ziroat boyligidan, yana boshqa boyliklardan nisobga aytgan bo'lsa, ma'lum qismini chiqaradi-da, o'zi olib borib beradi. Mana shu ishi bilan qalbidagi baxillik balosidan qutuladi. Saxiylarni safiga qo'shiladi. Ana qalbda iymon bilan jam bo'lishi mumkin bo'lmagan bir dardi davolanadi. Beryapti-da, o'zini ixtiyori bilan ibodat deb niyat qilib oborib beryapti. Bu haqiqatdan katta bir jasorat hisoblanadi. Ana shunday o'ta baxillik dardidan shifo topganlik hisoblanadi. Ana qalbni zakot davolashini ma'nosi shu. Qalbni poklashini ma'nosi shu. Axloqni sayqallashining ma'nosi shu. Shuning uchun zakot bergan odam do'zaxdan saqlanishi jannati bo'lishiga va'da qilingan. سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى deydi Alloh taolo. Do'zaxdan chetda bo'ladi bir taqvodor bandaki molini berib zakot qiladi. Molini zakot qilib berib do'zaxdan chetlab qoladi. Ana zakot qandek ulug' bir ibodat hisoblanadi. Zakot avval aytib o'tganimizdek dinimizdagi 5 rukndan biri. Iymon va namozdan keyingi 3-chi rukn hisoblanadi. Zakot shunday bir ibodatki, uni Alloh taolo Qur'oni Karimda 27 ta oyatda namoz bilan qo'shib zikr qilgan. أقم الصلاة وآت الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يجرم يتتا آيات دا نماز من زكات برنكت زكر قرنك من أبو زكات خانت لك أهميتك يجر إكار لبنا ينبر بار كرسة شريعة مؤمن مسلمان لردن قلدقان طلب bir necha xil bo'ladi. 3 xil bo'ladi. Birinchi xili ta'abbudiy deyiladi. Mana u ishni qilasan deb buyuradi, nima uchun qilayotganini bilmaydi. Hikmati yo'q. Foydasiga ko'zi yetmayapti, lekin bajarish kerak. Quruq Xudoning buyrug'i bo'lgan uchungina bajaradi. Bo'lmasa orqasidan bir keladigan foydasini ko'zi ko'rmayapti. Asrlar osha birov ko'rmagan ham. Mana shunaqa shariatni talabini talabu ta'abbudiy deyiladi. Faqat ibodat uchungina, ya'ni Allohga bo'ysunish uchungina qilinadi. Boshqa bir foydasini ko'rish yo'q. Bunga ulamolarimiz haj ibodatida tosh otishni qilishadi. Borib toshni otib keladi. Minodan yuradi, qiydanadi, masofaga yetadi, tiqilinch bo'ladi, buyruqga o'xshab bir qanchasi o'ladi.
Aslı nüsün burada, ayağın aslı kaladı, taş atadı. Şu, ne mucun? Allah buyuruyor için. Bana şu ibadet, hakiki ibadet oladı. Çünkü bu yerde başka nesini gözleme yaptı. Fakat Kuda'nın buyruğu bugün için akıl yaptı. Başka ibadeti olsa, haydi, roze olsa, Kuda olası sağ olaman, rozen tutsam deydi, falan bulamam, tutsam bulamam, hikmeti var deydi. Namaz okusa, azadı bulamam, onun buladı, bunun buladı degen, arkasından kirledigen fayda, gözlendigen fayda var. Haliki ta'abudi ibadette bu yok. Şunu da kıl avradı. Bu hakiki ibadet oladı. Çünkü araya çıkardığın garazgöy nesi yok. Has Allah'ın uyguluğu olan için gider becerilerdi. İkinci bir talepler var, onda ibadet yok, talep var. Savabım yok, niyetim yok. Lakin şeriat kılasam değil. Mesela için bro, bir adam ikincisinden karz alın. Karzlarda şeriatlı buyruğu veresen, vermesen de uzaklı olasın. O karzını abarıp verişte niyet kıladı mı, kımaydı mı farkı yok. Abarıp veriş gerek. Savabım yok onda, niyet niyem şart kımaydı. Mecburiyeti, karz aldığını abar versin. Abar vergenden ki rahmet etmesem onun işi. Karzını sokup keç kaldığın desem hakkı var. Lekin talep, şeriat talep. Bana şunu kıladı. Bırak bırak onun malını tartılsayam talep şu. Eğer oza abar vermese mahkeme zorla kuşçu buradan tartıp ozunu kıynam abar verir. Zekat ibadeti de şu iki nesli koşulgen. Allah'ın buyruğu ibadet manası ham var. Haliginde buralı pulavar verişen var. Anaşlığı, anaşlık hususiyeti bile zekat başka ibadetlerden acilap duradı. Hem ta'abudi tarafı var, hem talabi tarafı var. Anaşlık bu ibadet İki tarafını cemleyen acayip bir ibadet hesaplanadı. Hazır geçse biz zekatını elhamdülillah fıkh babıda kursatılgenliğe kulumuzdan kekenince amalimiz var. Hazır bizden aynısı Ramazan'da köp soruşalı zekatta kança çıkaraman o burada pulum barıda karzga aganıda şunu zekatın hesabından keç varsam boladımı. Akamkan bagarrağıda zekatımdan onge maşina versem boladımı. Dipte keçer bittersi internette keldi saval. Şunu hoşçakan savallar. Yani bir mahsuller kanatılı bereyim. İlacı olsa bir ilişkisem de özümge kaçsa şu deden. İlinci var. Hani karzını üstünden keçi varsam boladı mı degeni şu. Ozu karzını alamaya yürüptü o. Birme yaptı o adam. Şunun değil de. Pul ozumda kasayı onda bağırıp karzını keçtim zakattan da koysam boladı mı deyip soruyordu. Çünkü o şeker merseler. Ondan nereli otkanımız yok. Lekin hazır biz organ etken ruhi terbiye ilmi çukur gitedi. Bir kısmını hazır kördüler. Bir kısmını hazır maait verdim. İkinci kısmı endi mana şu ruhga, kalbga bağlı halette zekatının beruvçini adablarını cari kıladı, zekatının aluvçini adablarını cari kıladı. Zekat beruvçi, zekatını belirtken de boynudaki Allah'ın farzı bulup tuturgen ibadetini eda yetişsini niyet kılış gerek. Eğer ben boyman, balancı yalanga yapka, kerem kürşet yapman deyişke hakkı yok. Ben bendemem, hudamange mal verdi, malımı köpeyip, içige kem babanın hakkı koşulup kaldı, şunu egesige avarı verişim gerek deyiş gerek. Şunun için, maşayiflerimiz etedi ki, zekatını alıp, hakdarını aldığı bargan boy, hakdarına yalinsin dedi. Burada, şuna da ben bir az vazifadar bakıyorum Mahudan'ı aldı da. Yakşıyam siz varakansız şu ibadetimi eda etemem bana yardım verin. Ben zekatımı ap yürüdüm ap koyayım diye iş gerek. Gelin iş gerek, daha hayrınızı versin diye iş gerek.
ben senge kerem korset yapman, eğer ben vermeyelim de aşkalar edin degen mana bu yerde mutlaka gitmeydi. Yok yok, hiç mümeydi. Bakırlık dertten kutup yetkenini niyet kılış gerek. Ondan ki Allah vergen mal nimetinin şükranesini kılı yetkenliğini niyet kılış gerek. Allah Teala siz bilen biz aciz bendelerine belirlenen nimeti cismani boladı, maliyavi boladı. Cismimizin yaratışı, sağlığını verişi, azalarımızın tolatı kısık koyuşu, bana şimdi bir halette yürüyüşü, katta büyük nimet. Eğer şu nimetten bir artası, misal için maşı bir de tırnak köçüp çıksa, bro verir miydi bunu bize? Hiç kim verir miydi? Bunaka, yani sağ salamat cisimdaki ülken nimet yok. Demek şu sağlık, salamatlık, aklını, varlığı, gözünü körüp durganı hammasını şükranası gel. Biz bedeni ibadet kılamız, namaz okuyumuz, hac kılamız, roze tutamız, bedenimiz bile hareket kılamız. Şimdi Allah Teala maliyavi nimetlerini ham beradi. Pul, mal, kara mal, tüyadır, attır, başkadır, baylık, baylık. Ana baylıkın şükranesi, ondan çıkarıp kembağallarına bir kısmını zekat kılıp verişinden buladı. Bana şu hakikatini, malin hesabı yetken, zekat veriyorken kişiler bilişleri gerek. Zekat vericiler, ben Huda için veriyorum ben deydi. Huda'nın buyruğunu beceriyorum ben. İbadet kılıyorum ben, Allah'a muhabbetim var deydi. Ana o'sha muhabbatni tasdiqlasinlar, zakotni minnat qilmay bersinlar. Birinci oyatda o'qidiki, "Xuz min amvolihim sadaqatan", zakotan demadi, sadaqa deyapti. Zakotni asli nomi sadaqa o'zi. Sadaqa so'zi arab tilidagi sidiq, tasdiq so'zidan olingan. Tasdiqlovchi degani. Qanaqa qilib zakot tasdiqlovchi bo'ladi? Desa ulamolar aytadiki, İmanı var adam, Allah'ın etkenini kılaman degen davası boladı. Zekat verse, ana şu amel imanını tasdiklegen boladı. Ana, zekatını imanga bağlılığı kandilerek. Şunun dek, zekat veruvchi adam, en muhim şartlardan biri, bergen zekatını minnet kılmasını gerek. لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّي وَالْأَذَى deydi Allah Teala. Zekatlarınızı, sadakalarınızı minnet kılış bilen, aza veriş bilen başkalarına batıl kılıp koymayın, yokka çıkarıp koymayın. Şunun da zekat belgücü insan ilacını bağırışa zekat alıcını hürmet kılıp onge azar vermezden adab bilen zekatını veriş gerek. Bergen nesnesini arzımagan sanaş gerek. Arzımagan nesnesini veriyip mendim, şunu sanaş gerek, bu ya onun adablarından azaldırın. İlacı olsa riyadan kaçış için buralarda kürsetmeyi veriş gerek. Sadakanın mahfî kılıçını daim Kur'an hem hadisten takdir edildi. Adamlar ki hammasiga ilan kılıp, palancıga zekatını bir abarı verdim, yüde oturgen eken hiç nesası yokken deyiciler bu mutlaka doğru kimiydi. O çünkü zekatı hatara kaza bana zekatımı da verdi mi? Bu oldu. Başka hiç kim bilmez. Bilse, bu yaka çıkıp yapırsa zekat alanı azar yedizgen bu nedir. Bir adab ne kıyam varadır. Hani elde zekat alıcının adabı, zekatını agende, zekat verirsinin hakkıya dua kısın. Dua kısın. Ve onu hem zekat kalbini paklaydı. Kanakalı paklaydı. Kanakalı, buranın pulunu alıyordu, kanakalı yana kalbini paklaydı. Paklaydı. Pulunu aldı mı? Dua kıldı mı?
avval bu boy bizga bermay o'zi yuribdi degan hiq hasad bo'lsa zakotni olgandan keyin ketadi. Xudo yo deydi, buni bu onini ko'paytirgan, yana kelganga menga ko'proq bersin deydi. Ko'cha ko'yda boshqalari ig'vo bo'xtan qilib, ana u boy yer yotibdi, undoq qildi, bundoq qildi desa, bu uning yonini oladi. Unaqdan zakotini beradi u deydi. Ana zakotni oluvchida ham zakot ruhiy poklanishni joriy qilyapti. Qalbini hiqdan, hasaddan azoda qilyapti, poklayapti, yaxshilikka yo'llayapti. Zakot oluvchi, demak, tashakkur aytish kerak, chunki bandaga shukr qilmagan Allohga shukr qilmaydi. Bu yo'q bor. Undan keyin aytiladiki, zakot oluvchi ehtiyot bo'lsin. Olayotgan narsasiga qarasin. Halol pokdan kelyaptimi yoki boshqa tarafdanmi? Undan keyin aytadiki, zakot oluvchining odobi mo'tadil bo'lsin. Juda kambag'al bo'lib yerga qopish qilgan bo'lsa ham, bir nisob miqdoridan ortig'ini endi men boy bo'lib qolaman, bu yog'ini boshqaga bering desin. Qarzi bo'lsa, qarzi borligi uchun berayotgan bo'lsa, qarzidan ortib olmasin. Qarzim shu edi, mana menga qarzimga miqdorini berdingiz, endi boshqaga bering desin. Bu ham ana shu zakot oluvchining odoblariga kiradi. Bu farz ibodat, moliyaviy ibodat qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Lekin doim zakotni farzi uni ado qilishi, qaysi moldan qancha chiqishini gapirib bo'lgandan keyin oxirga kelib zakotdan boshqa ham moliyaviy ibodat bormi degan savol qo'yiladi. Va hamma bir ovozdan ha, bor. Ixtiyoriy sadaqa, xayriya ehsonlar bor, imkoni bor mo'min musulmonlar buni qilib turish kerak deb endi shu nima beva bechora kam ta'minlangan kishilar muhtojlarga doimiy ravishda sadaqa berib turish zakotdan tashqari targ'ibotlari bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda buni 700 barobar savobini ko'paytirib berishni aytib qo'ygan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Allah'ın razılığı için Allah'ın yolunda mallarını infak kılıp sarflayan kişilerin misali şu ki bitti dam. Bitti dam var ne? Ekildi 7 sümbülelik buğday olup çıktı. Her bir başarıda 100 tane dam var. Yani bitta doni 700 taga ko'paydi. Ana kambag'al, muhtoj, beva, bechora, faqir kishiga bir dona bug'doyni bersa 700 donaga Alloh taolo uni ko'paytirib berar ekan beruvchiga. Ana shu. Demak, xo zakot bo'lsin. Xo ixtiyoriy sadaqa bo'lsin. Bir necha da'vogar turibdi. Haqdor. Lekin shulardan bittasiga berish kerak. Nima qiladi? Desa ulamolar aytadiki, ana shunday turgan bo'lsa, eng taqvodorini tanlab beradi. Ya'ni birinchi raqamli haqdor taqvodor bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun deganlar. Sani ta'omingni taqvodor yesin. Xayri ehsoning taqvodorga qilgin. Chunki savobi ko'p bo'ladi. Ikkinchisi ilmli kishi degan. Chunki ilmli kishiga berilgan yordam ilmga berilgan yordam bo'ladi va ilmdan butun xalq manfaatdor bo'ladi. Undan keyingisi muhtoj, kambag'al, lekin kasalmand. Og'ir bir musibatga tushib qolgan odam. Bularni ham demak oldinga suriladi. Undan keyin afzal bo'ladiganlar qarindoshlar. Qarindoshdan kambag'al bo'lsa uni oldinga qo'yiladi. Qarindoshiga, kambag'al qarindoshiga sadaqa qilgan odamning savobi ikki hissa ortadi.
kambag'alga bergani bir, qarindoshiga bergani bir. Bularning hammasida o'sha mehr bor, shafqat bor. Ana shu boy yursa yuruvdi, endi zakot farz bo'lib qolib kambag'alning ichiga boryapti. İzlab topyapti, mahallasiga kiryapti, uyiga kiryapti, yalinyapti, mana pulni olib qo'y deyapti, boshqa o'rniyapti, ko'ryapti, odamlarning holi qanaqa. Hamma unga o'xshab qasrda yashayotgani yo'q. Mana bu taraflari ham bor. Ana endi o'sha, demak, sadaqalarni ho farz ibodati bo'lsin, ho ixtiyoriy bo'lsin, berish nihoyatda ulug' savobli ish ekanligini unutmaslik kerak. Doim bunaga amal qilish kerak. Shuning uchun mahalla ko'ylarimizda qo'shnilar, tanish birlarning ichida shunaqa yordamga muhtoj kishilarimiz bo'lsa, zinhor va zinhor qarovsiz qo'ymasligimiz kerak. Agar bir mahallada bitta odam ochidan bir narsa bo'lib qolsa, o'sha hammasi gunohkor bo'ladi. Behuda har xil sarflardan, bid'at, xurofat, yana nimalardir sarflashdan o'sha beva bechoralarni holidan xabar olish. Mana hozir roza. Qani bir oilani, bir oylik iftorligini, saharligini ko'targan mard qani? Bitta kambag'al oilani 3-ta 4-ta bolasiga kiyim olib bersin, mana qish kelyapti. Maktabga borishiga kitob daftar olib bersin, qani edi shular? Hammasi savobchilar. Mana shunaqalarni qilishni o'rganishimiz kerak. Ana shunda haligi ruh tarbiya kambag'aldan havolanadi, baxillik balosidan qutuladi, mehr qalbidan joy oladi va ham ularni davolaydi, hiqdi hasaddan davolaydi olayotganlarni. O'ziga duo qilishga o'rgatadi. Ularni ham holi yaxshilanadi. Kim biladi, ertaga ular undan yaxshi bo'lib ketar. Demak, moliya, moliyaviy ibodat ma'nosida biz shu narsalarni juda yaxshi o'ylashimiz kerak. Qarindosh urug' bormidi, tanish bilish bormidi, mahalla ko'y qayerda shu boshini silashga muhtoj kishilar bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Bu hammamizning vazifamiz. Ana shunda axloqimiz namoyon bo'ladi. Ana shunda haqiqiy musulmonlik siymosi bizda barq uradi. Mana shu, demak, gaplarga amal qilib borishimiz kerak. Suhbatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Odamlarni ko'zidan yosh chiqadigan gaplar gapirish mumkin. Qoyil qolib ertaga 3 kun 4 kun gapirib palonchi bopladi, gapni zo'r qildi deyish mumkin. Lekin shu gap gapligicha qolsa buni nima foydasi bor? Shu yerdan mana shu gapni eshitib, men birovga sadaqa berar ekanman deb ikkita odam chiqib shunga amal qilib qo'ysa o'sha foyda. Hech bo'lmasa bitta suhbatdan bitta so'zni olaylik amalga. Mayli hammasini qila olmasmiz. Lekin men yurgan ekanman, mana shu nuqtani bilmas ekanman. Shunga bir amal qilay deb ko'chaga chiqib shunga amal qilaylik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana shunda haligi aytayotgan axloq ma'nosi ko'tariladi. Qalbimiz poklanadi. Nafsimiz zidolanadi. Yomonlikka tortmaydi bizni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ibodatlarimizni o'rnida ado etib, ana shundoq moliyaviy zakot ibodatlarini, yana ixtiyoriy ibodatlarni qilib beva bechoralardan xabar oladigan, ularni boshini silaydigan, ehtiyojini qondiradigan ishlarni qilib, ko'p-ko'p savob olishlarimizni nasib qilgan bo'lsin. Savol: Men Qur'oni Karimni ustozga topshirdim. Qolganini sekin topshiryapman. Xatmi Qur'on boshlasam bo'ladimi? Men Qur'oni Karimni ustozga topshirdim. Ya'niki ustoz bergan vazifani topshirgan bo'lsalar kerakda. Endi qolganini qilyapman, xatmi Qur'on qilsam bo'ladimi? Demak, savolni egasini Qur'ondan ustozlari bor. U odamdan dars olgan, darsini topshirgan, yana yangi vazifa olgan. Endi xatm qilsam bo'ladimi, yo'qmi deb ustozdan so'rash kerak. Odob shu. Odob shu. Boshlarida ustozlari turibdi, shu kishiga ixlos qilganlar. O kishi bu kishiga ixlos qilgan, demak Qur'ondan dars berib turgan odam
hozir shogirdlari xatm qilishga layoqatlari bormi yo'qmi bizdan yaxshi biladilar. Shuning uchun bu savolni ustozlaridan so'rasin. Savol: Taloq qilingan ayol eri bilan bir xonadonda yashasa, bunda qanday hukmlar bor? Taloq qilingan ayol taloq qilgan er bilan bir uyda yashasalar qanday bo'ladi? Agar taloq raj'iy taloq bo'lsa, bir taloq bo'lsa, ikkinchi taloq bo'lsa, shunda bo'lishi kerak o'zi. Taloq bo'lishi bilan tubunni ko'tarib otasiga ketish shariatda yo'q. Taloq bo'ldimi, iddani o'sha uyda o'tirish kerak. Va uydan chiqmaslik kerak. Qaytish umidi bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, taloq qilgan erini ko'ziga har xil holatda ko'rinmay, o'zini orasida qilib, chiroyli bo'lib yasanib ko'rinsin. Ayolini yasangan chiroyli holda ko'rsa, taloq qilgan er qilgan ishiga afsuslanib, ko'ngli moyil bo'lib, endi qaytaman yana deb yarashib ketishini izlash kerak. Shuning uchun asosan taloq qilingan ayol iddani uyda o'tirsin degani shu. Hikmati shu. Chiqib ketsa nima bo'ladi? Chiqib otasiniga boradi. Ha deydi, palon bo'g'ir meni bundoq qildi, bundoq qildi deb bo'lgan narsaga yana besh odamdan qo'shib gapiradi. Otasi men uni chopib yuboraman, otib yuboraman deb akasini yetalab keladi. Shu bilan ota-onalarning orasida urush bo'ladi. Ikkovini qo'yib qo'ysa yarashib ketadigan bo'lsa ham bular urushib umuman ajratib yuboradi. Shuning uchun shariatning hikmati haligi taloq bo'lmasligi kerak edi. Bo'ldi endi, nima qilsin? O'tirsin uyda. O'tirsin, iddasini shu yerda tutsin, saqlasin va haligi nasihatga amal qilsin. Chiroyli bo'lib ko'rinib, yasanib ko'rinib, erini ko'ziga yaxshi bir tursin. Er achig'idan tushib, yarashadigan deyishga, demak, moyil bo'lsin. Ana shuni qilinadi. Xo'p, endi uch taloq bo'lib ajrashadigan bo'lib qoldi. Endi bunda uch taloq bo'lib ajrashadigan bo'lib qolgandan keyin bular tamoman bir-biriga begona bo'ladi. Unda ko'rinish, qolish boshqalarga hech qanaqa yo'l qolmaydi, chunki endi yarashishni umidi yo'q. Savol: Bir kishi o'z ukasiga qarz bergan edi. Uka qarzni ikki hissa qilib qaytarishni va'da qilgan. Aka ham shuni talab qilyapti. Shu to'g'rimi? Bu yerda ukani ikki barobar qilib beraman degani ham chatoq. Shariatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Akani uni mahkamlab gapingda turasan, endi shuni qilasan deyish ham mutlaqo bo'lmaydi. Qancha miqdorda qarz bergan bo'lsa, shuni olish kerak. Undan ziyodasi ribo bo'ladi. Berganga ham, olganga ham gunoh bo'ladi. O'sha bergan tanini olsin, ukasiga yordam bergan bo'ladi, katta inshaalloh savoblarga erishadi. Savol: O'qituvchilarning imtihon paytlarida pul olishlari tabiiy hol. Buning o'rniga biror narsa hadiya qilinsa yoki choyxonada ziyofat qilib bersa ham bo'ladimi? Savol qiziqki, aytayaptiki, imtihonlar yaqin qoldi. O'qituvchilar o'quvchilaridan pul olishi tabiiy hol. Tabiiy hol emas bu, notabiiy hol. Mutlaqo tabiiy emas bu. Endi pul bersa uncha yoqmayaptida, boshqa taklif bo'lyapti. O'quvchi borsa-yu domla so'ramay qo'yib bersa bahona. Buni endi minnatdorchiligini bir choyxonagami, osh-bosh qilib yoki boshqa tarafdanmi xursand qilib qo'ysa bo'ladimi? Pora degani o'zi, bizda pora deyiladi arab tilida rishvat, bir odamni mansabidan foydalanib o'sha foydalanganini o'rniga, ya'ni qaytarimiga moddiy narsa rag'batlantirish berishni pora deyiladi. Hozir shunda ikkovi ham bor. Pul bersa ham baribir, choyxonaga borib xursand qilsa ham baribir. Shuning uchun taklif shuki, talaba yaxshi o'qisin, ustoz yaxshi o'qitsin, imtihonni haqqoniy olsin va bergan javobiga yarasha baho qo'ysin. Shunda o'qituvchi
jamiyat unga ishonib topshirilgan vazifani sidqidildan bajargan bo'ladi. Va jamiyat unga bergan imtiyozdan foydalanayotganini oqlargan bo'ladi. Lekin u baho qo'yib berishi evaziga pul olaman desa, bu katta jinoyat. Gunoh, jinoyat, pora olganlik va unga va'da qilingan shar'iy demak nimalar hammasi bor. Berayotgan ham shu. Berayotgan ham shu. Shuning uchun bu narsadan butunlay demak uzoqda bo'lish kerak. Bu narsani qilmaslik kerak. Hozir hamma yoqda bo'lib ketgan o'g'u deyish bu unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. Bitta odam qilsin, bitta odam. Bitta odam bor ekan qilsin, ertaga ikkita bo'ladi. Endinga uchta bo'ladi, sekin-sekin bo'ladi. Savol. Bir inson Ramazon oyida yara kasalligi bilan og'riganligi tufayli roza tuta olmayapti. Boshqa oylarda qazo tutib bersa, Ramazon oyichalik savob umid qilsa bo'ladimi? Bemorlarga Alloh taolo ruxsat bergan, bemorligi roza tutishiga monelik bo'ladigan bo'lsa, roza tutsa qiynaladi bemorligi sababidan. Bemorligi ziyoda bo'lib ketish xavfi bor. Bemorligini tuzalishi orqaga surilish xavfi bor. Ana shunday paytlarda bemor odam ro'zasini Ramazon oyida tutmaydi. Alloh shifo berib, davosini topib, sog'ayib ketganda necha kunni tuta olmasa tutib beradi va niyatiga yarasha inshaalloh Alloh taolo ajr savobini beradi. Eng muhimi bo'ynidagi farzni ado qiladi. Bo'ynida farzi bor Ramazonni ro'zasini tutish kerak edi, uzr sababli tutolmadi. Har bir ibodatni o'z vaqtida bajarishni ado deyiladi. O'z vaqtida roza tutganni roza ibodatini ado qildi deydi. Vaqtdan kechiktirib qilganini qazo deyiladi. Ana vaqt chiqib ketib Ramazon oyidan boshqa vaqtda tutsa qazo roza tutgan bo'ladi. Savol: Mana necha yillarki bizda roza bir kun farq bilan tutiladi. Vaholanki oy barcha yerda bir xilda chiqadi. Arabiston bilan bir kunda tutishning iloji yo'qmi? Shu gapga men qo'shila olmayman. Bultur ham hamma bilan birga tutdik biz. To'g'rimi? Bultur hamma bilan birga tutildi. Bu yil nima bo'ldi? Bu yil men o'zim shaxsan kuzatdim. Arabistonni jazira boshqa nimalarida e'lon qilindi. Shanba kuni tutganlar Saudiya Arabistoni, Kuveyt, Arab amirliklari, Qatar, Falastin, Yaman, Libiya. 52 ta islom davlati bor, 7 tasi bir kun oldin tutdi. 45 tasi yakshanba kuni O'zbekiston tutgan kuni tutdi. Oling yana 10 tasini bu yoqqa qo'shaylik. 20 tasini qo'shaylik. Baribir. Bu tabiiy narsa. Tabiiy narsa. Chunki ana shu oy ko'rish marosimi bor. Ramazon oyidan oldingi oyni Sha'bon oyi deyiladi. Sha'bon oyi 29 kunlik bo'lganda quyosh botayotgan paytda o'sha quyosh botayotgan joyga qarab turilsa, havo ochiq bo'lsa, oy ko'riladi, yangi oy. Shunda oy ko'rildi deydida, ertaga Ramazon deb e'lon qilinadi. Ko'rinmasa oy yangi bo'lmadi, endinga tutamiz deydilar. Shunda farq bo'ladi. Hamma kitoblarimizda musulmon olamini bir burchagida birov oy ko'rsa, boshqalariga ham roza tutish vojib bo'ladimi, yo'qmi degan savol bor. Bu savolning javobiga ulamolarimiz ba'zilari bo'ladi degan, ba'zilari bo'lmaydi degan. Ko'pchilik shu bo'lmaydini olib, har kim o'zini hisobini qiladi. Mana shu ma'no. Shu ma'no. Shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning vaqtlarida ham bo'lgan. Islom olami kengayganda sahobalarning vaqtlarida ham bo'lgan.
kitoblarda bor nimada ham keldi shekilli hadis va hayotni shu roza nimasida Ibn Abbosni oldiga shomdan kelishganda sizlar nima qildinglar desa biz falon kuni tutdik. Ya biz falon kuni tutdik deb ikkovi chiqdi. O'qigan narsa bular. Savol: qazoi qadar masalasini tushuntirib bersangiz. Xo'p, qazoi qadar masalasi kitoblarda bayon qilingan. Bizdagi asosiy noto'g'ri tushuncha bu masalada Allohga bog'liq narsani bandaga nisbat berish bilan bo'ladi. Hamma aqida kitoblarini olib ochib ko'ringlar. Shu jumladan sunniy aqidalar degan kitobni ham. Qazoi qadar Allohning sifatlarining ichida. Bandaga bog'liqligi yo'q. Nima degani bu? Bu degani qazoi qadar Allohning ilmiga bog'liq narsa. Allohning ilmi cheksiz ekanligini. Bo'g'anu bo'ladigan hamma mayda-chuyda narsalargacha bilishini isbot qilish qazoi qadar orqali bo'ladi. Bu Allohning ilmi. Majburlashi emas. Agar Alloh taolo mayda chuyda bo'ladigan narsalarni hammasini bilmasa, Allohligi qolmaydi. Allohligi qolmaydi. Qazo dunyodagi barcha bo'ladigan narsalarni Allohning bilishi, qadar o'sha narsani voqelikka chiqishi. Shuni tushunish kerak. Buni bandaga hech qanaqa bog'liq yeri yo'q. Bandaga Alloh taolo bandam voyaga yetganingdan boshlab mas'ulsan, qilganingning javobini berasan degan shuni o'ylash kerak. Allohning bergan buyruqlarini ichida qazoi qadarni izlab topsang jannatga kirasan degan gap yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ko'rsatmalarida qazoi qadar Allohning o'ziga xos ilm, bunga erishmaydilar degan ko'rsatma bor. Shuni qilish kerak. Undan keyin ilm majburlovchi kuch emas. Men o'qituvchiman. 10-12 ta bolani 2 yil, 3 yil o'qitdim. Bolalarning ilm saviyasini o'zimni ojiz bir bilimim bilan bilaman. Imtihon varaqasini yozdim. Ertaga imtihonga da shu bolalarga shu savolni beraman. Bu yerda ro'yxatga tajriba uchun shu savolga Ahmad 5 baho oladi. Toshmat to'r oladi deb yozib qo'ydim. Savolga bolalar javob yozdi, tekshirsa odatda to'g'ri chiqadi, chunki biladi ustoz. Mana shu degani, bolalarni ustoz majburlatdi deganimi? Majburlatdi demaganimi? Juda Allohni misli yo'q. Allohga misol keltirib bo'lmaydi. Lekin mana ojiz bir banda bir narsani, bilyapti. Nimaga Alloh bilmasligi kerak? Shu. U har xil baytlarga boshqalarga ko'ninglar ketmasin. Qazoi qadar bo'lsa, peshonamga bitirib qo'ygan bo'lsa, yana meni nimaga jazolaydi deganlarga hech nima qilmaydilar. Gap bu yoqda. U Allohga bog'liq narsa, bandaga Alloh aql bergan, aqlini tejlash uchun din bergan, ana shunga amal qilsin. Savol: musulmon kishi kasal bo'lsa, gunohlarining kechirilishiga kafforat bo'lar ekan. Agar benamoz inson kasal bo'lsa-chi? Agar benamozlik bandaligini qo'lidan kelganicha qilib yurgan taqvodor odamga yetsa, Allohning rahmati bo'ladi, ajr, savob olishi uchun o'zidan sodir bo'lgan gunohlarini yuvilishi uchun xizmat qiladi. Agar bemorlik betavfiq, munofiq, batarin odamga bo'lsa, ogohlantirish bo'ladi. O'zingni ko'zingni och, bunaqa holatlar ham bor degan ogohlantirish bo'ladi. O'zini o'ynavasa yaxshi. Bo'lmasa, o'zidan ko'radi. Savol: hozirgi kunda Alloh roziligi uchun sadaqa so'raydiganlar ko'payib ketdi. Biz ihson bersak, ular shu kasbga o'rganib qolmasmikin? Yoki so'ragan qo'lni qaytarmaslik kerakmi? Haqiqatan shunaqa. Hozir uylarni borib darvozalarni taqillatadi. Chiqsangiz, barvasa odam bir qop narsani ko'tarib olgan, yana menga narsa bering deb tilanadi.
non olib chiqib ber desa, yo'q, non yo'q, nonim bor, menga pul bering deydi. Albatta bunaqalarga berib bo'lmaydi. Berib bo'lmaydi, kasb bo'ldi. So'rashga ruxsat, bir qorin to'yg'izishga so'rash kerak. Ular borib hisob-kitob qiladi u yoqda. Ertasiga yana chiqadi. Demak, haligi hozirgi gapimiz kimga beradi degan. Demak, o'sha iffati bor. O'zini iloji boricha shu kuch bilan ushlab, birov meni nochor holda aytgan demasin deb turgan odamga berish kerak. O'zi ishchi taq. Yo'q, lekin uyatganidan, iffati boridan, iymoni boridan tilanishni o'ziga ep ko'rmayapti. Shular bilinadi endi mahalla ko'rib turibsiz ko'zingiz oldida, ana shunaqalarni izlab olib berish kerak. Bu kasb qilganlar butun jamiyatni boshiga bitgan balo bo'ladi. Kasb qilgan hammani yo'lini to'sadi. Avvalo shu biz uchun obro' emas axir. Jamiyat uchun obro' emas, mo'min musulmonlar uchun obro' emas. Qandaydir ularning a'zolari chiqib, ko'chada qo'lini uzatib turibdi, bersa cho'ntagiga soladi, yana uzatadi. Ya'ni bu hech bir yaxshi ko'rinish emas bu narsa. Shariatda bunga ruxsat yo'q. Shuning uchun unaqa odamlarga bermaslik kerak. Berganda haligi gaplar. Boradi, so'rashdan uyalib turibdi, iffatini saqlab turibdi, unaqa surbetlik qilmayapti. Ana o'shnaqalarni nima qilish kerak? Izdan qobarish kerak. Iloji bo'lsa bildirmay kelish kerak. Savol yaxshi bo'ldi, men yana avvalgi narsaga qo'shimcha qiladigan bo'ldim. Ulug'lardan birlari rivoyatda kelyapti. Shu xayr ehson qilishni yaxshi ko'rar ekanlar. O'zlari hamyonni, tillalarini olib, borib qarab yurib, o'shanga taqvodor odamlar kirib namoz o'qishayotganda, sekin borib turib, kovushini ichiga xaltani solib qo'yib, o'zi qochib ketar ekan. Haligi odam namozini o'qimda salom bersa, kovushini ichida xalta turibdi. Osa tilla. Kim qo'yib ketdi bilmaydi. Nimaga uni qilasiz deb so'rasa, menga qaraydi. Shu manimi yoki mani xodimlarimnimi qo'limdan olib o'shularni yuzini sarg'ayishini xohlamayman. Yuragim chidamaydi shunga. Derakanlar. Maxfiy berishni yo'ldi. Oysha onamiz, Ummu Saloma onamiz sadaqani, zakotni xodimlariga berib bor. Palonchiga berginda berib turib o'zining chekiga o'tib quloq soptirib nima der ekan? Der ekanlar. Haligi borib mana sizga sadaqa, zakotni berib, chekaga chiqib quloq solar ekan, haligi odamning duosini eshitar ekan. Ey Alloh, menga xayr ehson bergan Oyishani o'zing sog' qilgin, salomat qilgin, o'qigin, bo'qigin desa yodlab kelar ekanda, Oyisha ona, ha, haligi odam sizga shu duoni qildi, deyishlaridan Oyisha onam qo'llarini ko'tarib, xuddi duoni unga qilar ekanlar. Duosiga duoni qaytardik, sadaqa bizga qoldi deydi. Mana shunaqa tarzda qilish kerak. Haligi holatlar nihoyatda og'ir holatlar. Birovning eshigini taqillatib, polanchini olib chiqib berib, stansiyani yoki yo'lini to'sib olib, mashinasini yurgizmay qo'yib, bular umuman islom odobiga, axloqiga to'g'ri kelmaydigan nihoyatda ayanchli holatlar hisoblanadi. Lekin beraman deganga, haligi aytganda yo'l ko'p. Beraman desa, haqdorlar bor. Haqiqatan iffat bilan so'ramay yurganlar bor. So'rashni o'ziga uyalayotganlar bor, qiynalayotganlar bor. Ana himmat qilgan odam qancha beraman desa, yo'li bor, joyi bor, topsa bo'ladi, olsa. Savol: zakot pulini tarqatishlikni o'z zimmasiga olgan shaxs pulni tezroq tarqatgani afzalmi yo maqbul bir o'rinni topib beramiz degan niyatda biroz muddat saqlab turishi joizmi? Bu yerdagi umumiy qoida, zakot masalasida, berish masalasida, chiqarish masalasida kambag'allarga qaysi biri foydali bo'lsa shuni qilinadi. Tushunadingmi? Ikki narsa ko'ndalang bo'lib qoldi. Buni qilsammikin, buni qilsammikin deganda kambag'alga qaysinisi foydaliroq bo'lsa shuni qilinadi. Misol uchun fuqarolar talashadi.
odatlari talashmasa ular qizimaydi. Zakotni nisobini kumushdan belgilasakmikan, tilladanmi? Qoida tayyor. Chiqarib ko'ringlar, qaysi birida kambag'allarga ko'p manfaat bo'ladi. Ha, biz shuna qilganmiz idorada, bir yili kumushdan qildik. Chunki tilladan qilsa ko'pchilik zakot bermaydigan bo'lib qolyapti qarasak. Tilladan narx ko'tarilib ketdi. Kumushdan qildik, kambag'allarga ko'proq foyda bo'ladi. Bu masalalarda shuni qilinadi. Savol. 2004-yil bir savol bergan edim. Mening asosiy kasbim bank hisob raqamidagi naqdsiz 100 so'mni 85 so'mga sotib olib, 90 so'm naqd pulga sotaman. Shu ishim shariatga to'g'ri keladimi? O'sha 2004-yilda ham yo'q deganman, yana ham yo'q deyman, yana so'rasangiz yana yo'q deyman. Savol bu, qanday bir savol? Men yo'q desam, domladan so'raydilar, bu kishi haq deb qolarmikan deb. Shu, gap shu, haqiqatdan. Haqiqatdan. Haqiqatdan, chunki qilib turgan ishini yo'q deyapti-da. Nimaga yo'q deydi? Bu domla bilmaydi ekan deydi, buni sizdan kichikroqdan so'rang, buni siz xo'p deydi. Unaqa emas, birodarlar. Bir jinsdagi pulni bir-biriga sotganda barobar bo'lish kerak. Biri oz, biri ko'p bo'lishi mumkin emas, mutlaqo. Bu shariatning hukmi. Uni takror-takror so'raganman, o'zgarib qolmaydi. Turadi shu bo'yicha. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo shu eshitganlarimizga amal qilishimizni nasib etsin. Xo'sh, mana shu shaklda och qolib, chanqab, shahvatdan o'zini tiyib yurishni axloqqa qanday aloqasi bor? Ruhiy tarbiyaga nima aloqasi bor? Qalbni poklanishi nimadan iborat bu ma'noda? Mana shu savollarni o'zimizga berib javob axtaradigan bo'lsak, Ramazoni sharif ro'zasini tutishni birinchi qadamidan xuddi shu ma'noga duch kelamiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض